merhaba. <laughs> Dünyanın en büyük ailesi. Yeni buluşma adresimize hoş geldiniz. Daha profesyonel bir altyapıyla, Yılmaz Özil adresiyle daha kolay erişimle yeniden bir aradayız. Bakın mikrofon bile taktım ya. <laughs> mikrofon tak, mikrofon tak, başımı ne E buyurun taktım ya. <laughs> Şaka bir yana işe giderken direksiyon başında dinleyenler için ses konusu gerçekten büyük sıkıntı yaratıyordu. Aklıydınız. Artık bu sorunumuz olmayacak. Ama lütfen gözünüz bende değil yolda olsun kaza maza Allah korusun başımıza iş çıkarmayın. Malum bu yeni adresimizi inşa edebilmek için ve geleneksel tembellik hakkımı da kullanarak YouTube yayınlarımı 15 gün ara vermiştim. Alt tarafı 15 günde neler oldu neler. Vatan haini Vahdettin mesela. Kahraman ilan ettiler. Tehditler savundular. Dediler ki Vahdettin hain diyenler yargılanacak filan dedi. <laughs> AKP'nin kayyum vadisi Diyarbakır'da Şeyh Said Bulvarı inşa etmeye başladı. AKP'nin iktidar ortağı Hüdapar hemen bu devlete silah çeken vatan haini Şeyh Said'i şehit ilan etti. Böylece Şeyh Said'in yani PKK ile Hizbullah'ın ortak paydası olduğu, kökten dincilerle bölücülerin kesişme noktası olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Diyarbakır Barosu da bu Şeyh Said'e vatan hain diyenler hakkında suç duyurusunda filan bulundu. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel malum Türkiye'de Kürdistan kurulmasını isteyen operacının elini öpmüştü. Bu defa da gitti Şeyh Said'in hatırasına saygı duymak gerektiğini söyledi. Şeyh Said'in acısına ve hatırasına saygı duymak gerektiğini söyledi. E tabi bir tek bebek katili eksik kalmıştı. Onu da alkışlamak gerekiyordu. PKK'nın meclisteki uzantısı olan DEM Parti'nin grup başkan vekili de onu izah etti. Dedi ki Abdullah Öcalan'ın dünya ünlü yazarlara göre dünya ünlü bir yazar ve düşünür olduğunu söyledi. yani düşünür buysa düşünmeyeni düşünün gari. Milli Eğitim Bakanımız ise kelimenin tam manasıyla sıvama yaptı bu gündeme. Tarikatlerin ve cemaatlerin sivil toplum kurulucu olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarikatlerle ortaklaşa çalışmaya devam edeceğini söyledi. Tarikatlara teşekkür etti. Peki aslında ne oluyor derseniz yani. Bir tablo hayal edin. Bir tablo. Sanat eseri. Atalarınızdan size miras kalmış. Size ait. Tuvali Türkiye coğrafyası. Boyası şehit kanı alın teri. Her sabah uyanıyorsunuz, gururla seyrediyorsunuz. Ama birileri her sabah sizden önce uyanıyor, o tablonun başına geçiyor, Orasına burasına minik minik fırça darbeleri atıyor her sabah. Bir minik fırça darbesi usta işi. Yani. Küçük küçük değişiyor tablo. Aniden değil. Milim milim, ufak ufak, usul usul. Alıştıra alıştıra, yedire yedire. Aradan yıllar geçiyor. Tablo aslında o tablo olmaktan çıkmış, komple değişmiş. Ama dedim ya, ufak ufak usul usul yaşandığı için kanıksıyorsunuz. Bakıyorsunuz, bakıyorsunuz o tabloya. Tabloyu hala aynı tablo zannediyorsunuz. İşte şu anda aslında bu oluyor. İki tane denyonun saçmalığı, üç tane yobazın tuhaf açıklamaları olarak görülüyor, geçiliyor. Sayın muhalefetimiz tarafından üzerinde durulmuyor. Hatta bu belediye başkanlığı hesaplarıyla saygı duyuluyor falan. Halbuki aslında her şey kökünden değişiyor. Komple değiştiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş sebepleri ortadan kaldırılıyor. Tablonun orijinal hali tanınmaz hale geliyor. Olan bu. Şu son seçimde guguk kuşu ve güya muhalif sözleşmeli medya sayesinde bir seçimden çok daha fazlasını kaybettik. Şu an olan bu. Bakın hatırlarsınız. Eminim hatırlarsınız. Şiir okumayı pek seven Aslı'nın liderimiz geçenlerde Mithat Cemal Kuntay'ın efsane şiirini okumuştu. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunu ölen varsa vatandır. Bunu okumuştu. Sonra da o vatan toprağını arsaya benzetmişti. Arsa. Ben bunu hep şuna benzetiyorum demişti. Arsa var, arazi var. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli bir bedel ödemek gerekiyor. Aksi takdirde arazinin hiçbir anlamı yok demişti. Asrın liderimiz işte o arsaların yabancılara satılması için bu toz duman arasında, kaşla göz arasında yönetmelik çıkardı. Eskiden ev alanlara vatandaşlık veriliyordu. Şimdi artık vatan toprağını arsa olarak satın alanlara da vatandaşlık verilecek. Bayrakları bayrak yapan tiko paradır yani. Toprak eğer uğruna para ödeyen varsa vatandır. Tablonun orijinal hali işte böyle ufak ufak bu hale getiriliyor. Bu arada hep Suriyeliler, Afganlar filan konuşuluyor bu ev mev arsa işlerinde ama Türkiye'deki kaçak yabancı meselesinin ne hale geldiğini gözler önüne seren feci bir örnek yaşandı. Bodrum'da. Bir Rus kadınla 15 yaşındaki kızı ormanlık alanda öldürülmüş halde bulundu. Kadın eski mankenmiş, 42 yaşında. Bodrum'da lüks bir sitede yaşıyorlar. Çok lüks bir site. Kadın emlak alım satım işi yapıyor, iyi mi? Vatandaş değil, oturma izni yok, çalışma izni yok ama hem oturuyor hem emlak işi yapıyor. Cesetler bulunduktan sonra anlaşılıyor ki eski kocası öldürmüş. Kim eski kocası? Adam Rus. Paralı asker. Ya Edirne'den otomobille giriş yapmış. Karayoluyla Bodrum'a gelmiş, otele yerleşmiş. Cinayetleri o lüks evde işlemiş. Cesetleri taşıyıp ormana götürmüş, atmış. Sonra yine karayoluyla, otomobiliyle Ankara'ya gitmiş. Esen bu havalimanından Fransa'ya uçmuş, Fransa'dan Litvanya'ya geçmiş toz. Ya Türkiye'nin Dingon'un ağırına döndüğünü gösteren hazin bir örnektir. Bu. Kim giriyor, kim çıkıyor belli değil. Oturma izni olmayanlar nasıl oturuyor, çalışma izni olmayanlar nasıl çalışıyor belirsiz. Ben mesela Bodrum'a giderken yolda 50 defa durduruyorlar kardeşim. Polis durduruyor, jandarma durduruyor. 80 defa kimlik kontrolü yapıyorlar. Bagajıma filan bakıyorlar. Alkol ölçümü yapıyorlar. Ama kim olduğu belirsiz Ruslar, Muslar lüks sitelerde oturuyor. Paralı askerler şakır şakır adam öldürüyor. Ya benim 50 defa doldurulduğum yollarda şakır şakır dolaşıyorlar. Kimse dokunmuyor. Türkiye artık sadece biz Türklere yasak. Türkiye'de sadece biz Türkler suçluyuz. Potansiyel suçluyuz. Yabancıların tamamına suç işleme özgürlüğü. Bakın Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, hepimiz gördük. Diplomatik plakalı otomobille gariban kuruyu ezdi, öldürdü. Ya elini kolunu sallaya sallaya bindi uçağa, Somali'ye gitti. Ya Türkiye bir zamanlar Somali'de Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanlığı yapıyordu. Somali'deki güvenliği Türk ordusu sağlıyordu. Şimdi artık kendi ülkemizde kendimizi bile Somali'den koruyamaz haldeyiz. Somali Barış Gücü Komutanı Çevik 1. Ya Somali'yi koruyan 83 yaşındaki Çevik biri Alzheimer hastası olmasına rağmen adını bile söyleyemeyecek durumda olmasına rağmen tutuklayıp hapse attılar. Gariban Türk vatandaşını öldüren Somali'yi serbest bıraktılar ülkesine gitsin. Türkiye'de artık Türk vatandaşlarının Somalili kadar değeri yok. Yani bu olay bir daha gösteriyor ki hangisi kabile devletidir? Onu gösteriyor. Bu arada dünyanlar tarafında kırmızı bültenle fellik fellik aranan kokain baronları, mafya babaların, kara paracıların filan yıllardır Türkiye'de yaşadıkları hatta vatandaşlık aldıkları tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. Ya en son Avustralya'nın en çok aranan suçlusunun Türkiye'de vatandaşlık alıp İstanbul'da müteahhitliğe başladı ortaya çıktı değil mi? Beşiktaş'ta müteahhit olmuş adam. Ya duyunca şaşırıyoruz ama hiç şaşırtıcı değil aslında hepimiz biliyoruz. Çünkü bu sahipsiz memlekette üç işi canı çeken herkes yapabiliyor. Müteahhitlik, siyasetçilik, gazetecilik. Ne diploma istiyor kardeşim ne donanım istiyor. Canı çeken herkes yapabiliyor. Müteahhitlik, siyasetçilik, gazetecilik. Biri yapıyor, biri onaylıyor, biri şakşaklıyor. Ve hala merak ediliyor. İstanbul'da deprem olursa ne, ne olacak? Ya Profesör Naci Görür'e soruyorlar. Gidip Avustralyalı kokain müteahhitine sormanız kardeşim lazım. Bunlara, müteahhit bunlara müteahhitli yaptıranlara sormamız lazım. Deprem olursa ne olacak? Polonyalı kokain baronu Antalya'da yakalan değil mi ya? Ya Fas'tan İspanya uyuşturucu kaçırıyor herif Türkiye'de yaşıyor. Çinli kara paracı İngiliz mafya babası İstanbul Fatih'te yaşıyor. Yakalandı ortaya çıktı. Alman uyuşturucu taciri Beyoğlu'nda oturduğu ortaya çıktı. Son 15 günde oldu bunlar. Ya postmodern yalakalarımız da bunlar yakalanıyor diye bu yeni İçişleri Bakanımızı alkışlaya alkışlaya bir hal oldu. Örnek devlet adamı filan diyorlar ya. Ya halbuki bugün bu yapılanlar doğruysa bugüne kadar yapılan yanlışları kim yaptı kardeşim? Bu kokain baronları, mafyalar filan İstanbul'da yakalanıyor tamam. E bunlar vatandaşlık alıp İstanbul'da yaşamaya başladığında bu İçişleri Bakanı İstanbul Valisi değil miydi ya? Hani meşhur Rebecca fıkrası vardı ya Rebecca biliyor musun? Ben en sevdiğim fıkradı. Ona benziyor bizim İçişleri Bakanı durumu. Bakın Mois ölüm döşeğinde yatıyormuş. Rebecca da başında sessiz sessiz gözyaşı döküyormuş. Demiş ki Mois ah Rebecca ah demiş ya. Hatırlıyor musun? Yolda yürürken bana de otomobil çarpmıştı. Her yanım kırılmıştı. Yine böyle bir hastane odasında ecelle pençeleşiyordum. Başucumda sadece sen vardın demiş. Tatlı tatlı saçını okşamış Moiz'in Rebecca. Demiş ki nasıl hatırlama Moiz'in demiş ya. Ne zor günler atlattık biz demiş. Moiz'in yanaklarından böyle iki damla gözdeşi süzülmüş. Ah demiş ah hatırlıyor musun Rebecca? İflas edip sıkıntıdan kalp krizi geçirdiğimde başucumda yine sadece sen vardın demiş. Rebecca yine şefkatli şefkatli Gülümsemiş Moiz'e. Demiş ki hepsi yaşandı geçti bir tane demiş. Ne günler atlattık biz demiş. Moiz dertli dertli içini çekmiş. Hatırlıyor musun demiş Rebecca. Beyin kanaması geçirdiğimde Azrail'le boğuşurken başucumda yine sadece sen vardın demiş. Rebecca ah demiş ah Moiz'cim nasıl hatırlamam ya. Sakın moralini bozma demiş benim canım Moiz'cim demiş. Ne günler atlattık biz bunu da atlatırız. Moiz son bir gayretle kafasını kaldırmış yastıktan. Demiş ki ya şöyle bir düşünüyorum da Rebecca demiş. Sen ne uğursuz kadınsın be kardeşim. <laughs> e bakıyoruz şimdi. Dünyada ne kadar it uğursuz varsa hepsini Türkiye'ye doldurdular. Hepsine kendi elleriyle vatandaşlık verdiler. Şimdi hiçbirine göz açtırmıyoruz filan diyorlar. Ya bütün bunlar memlekete doluşurken başımızda oturan sen değil miydin Rebecca? Sen değil miydin? Son 15 günün en ağır rezaletlerinden biri de biliyorsunuz futbolda yaşandı. Ankara gücü başkanı sahaya girdi, hakeme yumruğu patlattı. Yani dünya beyefendisi Metin Oktayların, Can Bartuların, baba hakkıların futbolundan yani kafasında takke ile tefeci faizi kovalayan umreci topçulara güya fair play ödülü kazanmış Magan da başkanlara savruldu. Ya yani bu konuyla ilgili hemen her şey söylendi. Ben YouTube yayınlanıma ara verdim de. Ama bence bir tek şu söylenmedi. Hakeme yumruk atan kulüp başkanı kim kardeşim? Aslında mesleksiz bir. Üniversite diploması falan yok. Herhangi bir meslekte diploması yok. Ama müteahhit olmuş. AKP kurucusu olmuş. Milletvekili olmuş. Kulüp başkanı olmuş. Biraz önce anlattım. Türkiye'de canı çeken herkes müteahhit olabilir, siyasetçi olabilir, diploma istemez, donanım istemez. Bu da olmuş. Peki yumruk yiyen hakem kim? Üniversiteden spor bilimleri fakültesi mezunu. Yani akademik açıdan spor diplomasına sahip. Üstelik FIFA kokartına sahip. FIFA kokartı takabilmen için uluslararası kriterlerle sınavlardan geçmen gerekiyor. İngilizce bilmen gerekiyor. Yumruk yiyen hakem bu özelliklere sahip. Yani sadece futbol kepazeliği olarak bakılan bu hadise aslında Türkiye'de yıllardır yaşanan eğitimli eğitimsiz çelişkisinin bir yansımasıdır. Herhangi bir meslekte diploması bile olmayan kişi bu ülkede müteahhit olabiliyor, milletvekili olabiliyor, kulüp başkanı olabiliyor. Üstelik sporda meslek diploması olan, futbolda yetkin bir kişinin kararlarını beğenmeyip suratına yumruk atacak kadar kendisini bilgi sahibi zannediyor. Hem bilmiyor, hem bildiğinden emin, hem de bilmediği konuyu şiddet uygulayarak dayatacak kadar kanunsuz. O maçta yaşananlar aslında bu. Bu ülkenin pırıl pırıl eğitimli gençleri işte bu yüzden bu ülkeden kaçmaya çalışıyor. Eğitim alman, bir meslekte uzmanlaşman, diploma sahibi olman bir şey ifade etmiyor. Aksine eğitimsizler güç sahibi oluyor. O maçta yaşananlar aslında bu. Bu çelişkinin yansıması. Son 15 günün en önemli meselelerinden bir başkası da bir gece ansızın gelebilirim meselesiydi. <laughs> Aslı'nın dediğimiz malum esip gürlemişti, Ey Yunan demişti tarihe bak İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Bir gece ansızın gelebiliriz demişti. Yunanistan'a gitti. Dedi ki ya sözlerimi çarpıttılar. Bir gece ansızın gelebiliriz ifadesini ben Yunanistan için söylemedim dedi. Dostum Kiryakos falan dedi. <laughs> Yunanistan başbakanı Kiryakos da jest yaptı. Kıyılarımızdaki Yunan adalarına gidebilmemiz için bize 7 günlük vize vereceklerini söyledi. Sayın medyamız da bunu müjde diye duyurdu. Müjde bu Kyriakos Michotakis henüz 7 aylıkken annesi ve babası ile birlikte Yunanistan'dan kaçıp Türkiye'ye sığınmış. Yunanistan'da junta rejimi vardı. Sakız Adası'ndan ailece bir kayaya binmişler, kürekle gecenin karanlığına gizlice Çeşme'ye, İzmir'e geçmişler. Türkiye o kadar saygın, batılı siyasetçiler için o kadar güvenilir bir ülke. Şimdi 7 günlük vizeyle aynı Sakız Adası'na gideceğiz diye bize müjde diyor. Yani i̇ki ülkenin nereden nereye geldiğini gösteren ibret öyküsüdür aslında bu müjde dedikleri. Üstelik bu müjde denilen 7 günlük vizeyle öyle her istediğin Yunan adasına falan gidemeyeceksin. He. Mesela Yunanistan'a gidemeyeceksin. Sadece kıyılarımızdaki adalara gidebileceksin. Yani adam aslında diyor ki siz Türkler artık mülteci turistsiniz. Mülteci turist. Suriyeliler, Afganlar, bu kaçak mülteciler sizin kıyılardaki adalarımıza botla geçiyor. Siz de anca aynı adalara feribotla geçeceksiniz. Mülteciler hangi adalara gidiyorsa siz de anca o adalara gidebileceksiniz diyor. Müjde dedikleri bu. Peki niye böyle anden U dönüşü yaptık? Niye bu hallere düştük? Yunanistan'ın elini öpmeye niye başladık? Bunu yarın anlatacağım. Yani hiçbir yerde duymadınız, duyamı duyduğunuzda da gerçekten çok şaşıracaksınız. Detaylarla yarın anlatacağım yani. Üzüleceğiz mutlaka. Üzüleceğiz ama bilgileneceğiz. Bilgilendikçe mücadele gücü kazanacağız. Yarın. Bu haftanın en matrak bir başka konusu da malum çok konuşuldu. Merkez Bankası Başkanımız Afizan'ın <laughs> İstanbul'da kiralar çok pahalı olduğu için ev bulamadıklarını, annesinin evine yerleştiklerini anlattı. Tanınmamak için böyle tebdili kıyafetle gezdiğini, markete giderken saçını at kuyruğu yaptığını, eşofman giydiğini falan açıklıyor. <laughs> yani normal kıyafetiyle tanıyoruz, eşofman giyince tanımıyoruz yani. <laughs> Dışarıdan yoğurt almadıklarını, evde mayaladıklarını falan açıklıyor. Gıda fiyatlarını da apartman görevlisi Sadık abi'den öğrendiğini açıklıyor. Ya yani bu istatistik kurumu TÜİK fiyatlar indi derken Sadık abi diyormuş inmedi, neyin git diyormuş bak falan <laughs> Şimdi birincisi, dünyanın herhangi bir ülkesinde kendi ülkesinden ev satın almamış bir merkez bankası başkanı var mıdır? Ulusal para biriminin üstüne imzasını atan kişi, Türk lirasının üstüne imzasını atacak olan kişi bugüne kadar Türkiye'de niye ev satın almamış olabilir? ABD'de her yıl milyonlarca dolar kazandığı biliniyor, yazılıyor. Eşi de Türk. New York'ta önemli bir finans şirketinin başında. ya Baba ocağı kavramının Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliriz. Herkes baba ocağından bir ev, bir tarla, bir bahçe illaki almak ister, bir dükkan. Miras kaldıysa da korumak ister, satmak istemez. Bu bizde bir gelenektir. Ya Merkez Bankası'na emanet ettiğimiz kişi de, böyle bir aidet duygusu yok muydu? Memlekete aidet duygusu olmayan kişiye memleketin Merkez Bankası'nın emanet edilmesi normal midir? Hani yoğurdu dışarıdan almıyoruz falan diyor ya. Kendisi yoğurdu bile dışarıdan almazken biz Merkez Bankası Başkanı'nı niye dışarıdan aldık? Bu soru hiç sorulmuyor. İkincisi Bence çok daha önemlisi İstanbul'da annesinin evinde oturan Afize Hanım Ankara'da da işte apartman tipi böyle bir sitede oturduğu anlaşıldı. Ankara'daki evi Merkez Bankası kiralamış. Şimdi ben nacizane soruyorum. MİT müsteşarı mesela gidip annesinin evinde oturabilir mi? Veya Hava Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı gidip Ankara'da herhangi bir apartman dairesinde oturabilir mi? Niye oturamaz? Çünkü bu tür görevler ulusal güvenlik açısından hayatı öneme sahiptir. Bu tür görevlerdeki insanlar herhangi bir memur gibi sabah 9, akşam 5 falan çalışmazlar. Günün 24 saati ulaşılabilir olmalıdırlar. Her saniye ulaşılabilir olmalıdır bu insanlar. Bu tür görevlerdeki insanların evlerindeki internet bağlantısı bile hayatidir. Yani telefonlarının şifreli telefon olması yetmez. Evlerinin dışarıdan herhangi bir mekanizmayla dinlenemiyor olması gerekir. Dinleme cihazını koyarsın minibüse, minibüsü sokağa park edersin, hedef aldığın evi dışarıdan şakır şakır dinlersin. Bu tür görevlerdeki insanların oturduğu evlerin işte bu anlamda güvenli olması gerekir. Kozmik derecede güvenli olması gerekir. Uzaktan bile dinlenemiyor olması gerekir. Çünkü evdeyken ağzından çıkacak bir kelimenin öğrenilmesi devletin güvenliği açısından yıkıcı hasarlara sebep olabilir. Merkez Bankası Başkanlığı da böyle bir görev. Ya annemin evinde oturayım, teyzem oturayım, eltim gitti falan. Böyle diyemezsin. Ya AKP devleti paralize ettiği için bu tür durumlar normal kabul ediliyor ama asla normal değil. Bakın geçen Perşembe günü Merkez Bankası tarafından faiz açıklandı. Yani o faizin yüzde kaç olacağını sadece bir saat önceden öğrenilmesi bile yüz milyonlarca dolar demektir. Döviz kuru demektir, borsa endeksi demektir. Her şey ona bağlı. O koltuk o kadar önemlidir. Güvenlik o kadar gereklidir, önemlidir. Annenin evinde oturup bir ülkenin ulusal parasını yönetemezsin. Aslına bakarsan ya, başkentler bunun için vardır. Yani devlet bürokrasisinin tek merkezde toplanması sadece işleyiş kolaylığı için değildir. Tek merkezde güvenlik sağlamak için. MİT müsteşarını, kuvvet komutanını, merkez bankası başkanını böyle sadece kapısına bekçi kulübesi koyarak koruyamazsın. O muhitin komple steril olması gerekir. Yani bugün dünyadaki istihbarat teşkilatlarının en önemli görevi finansal istihbarat. Ekonomik bilgi toplamak, finansal bilgi casusluğu Günümüz dünyasının en önemli istihbarat faaliyetleri. Bakanlıklar diye bir semt olmasının sebebi aslında budur. Kuvvet komutanlarının Çankaya Köşkü İnterlanda'da oturmaların sebebi aslında budur. MIT lojmanlarının varoluş sebebi aslında budur. Merkez Bankası zurna değildir. Afiz Hanım'ın röportajında işin sadece magazin tarafı üstünde duruldu. Merkez Bankası Başkanı'nın sıradan bir vatandaş gibi, sıradan bir memur gibi herhangi bir evde oturması hem ulusal güvenlik açısından hem finans piyasaları açısından skandaldır ya. Bu konuyu İstanbul'a taşınan Merkez Bankası'nın neden mutlaka başkentte olması gerektiğini yarın detaylarıyla konuşacağız. Yani Merkez Bankası meselesinin bu magazin zannedilen Merkez Bankası meselesinin aslında bugünlerde kahraman ilan edilen bu Vahdettin'le Şeyh Said'le falan Birebir alakalıdır. Bununla ne kadar alakalı olduğuna inanamayacaksınız. Tesadüf olmadığını göreceksiniz. Yarın anlatacağız bunu. Yani bu böyle. Yani. Ama bugün en popüler konuyu Şeyh Said meselesini ele alacağız. 1925 Cumhuriyetimiz henüz iki yaşında Şeyh Said ayaklanması patladı. Nakşibendi şehidi Cumhuriyet'e karşı cihat ilan etmişti. Dinsiz bunlar diyor. İmansızlar diyor. Din elden gidiyor diyor. Ehbaynı lafı. Fuhuş yapıyorlar diyor. İçki içiyorlar diyor. Yani dini, İslamiyet'i yalanlarına alet ediyor. Bildiriler yayınlıyordu. Bu bildirilerine din uğruna savaşanların lideri diye mühür vuruyorlar. Din uğruna savaşanların lideri mühür. Camilerde vaazlar veriyordu. Medreseler kapatıldı, din okulları milli eğitime bağlandı. Buna sessiz mi kalacaksın? Aslında Kürt İstiklal Komitesi diye bir örgüt vardı. Bu Kürt İstiklal Komitesi'nin üyesiydi. Kürdistan hayali kuruyordu. Kürtlerin bulunduğu yerleri Türklerin elinden alacağız diyordu. Topraklarımız verimlidir, madenlerimiz çoktur diyor. <laughs> Kürdistan ve ilafet adına silahlı ayaklanma fetvası verdi. Güneydoğu'daki aşiretlere gönderdi. Cumhuriyete destek verenlerin öldürülmesinin helal olduğunu söyledi. Mustafa Kemal'in öldürülmesinin helal olduğunu söyledi. Siverek'i, Genci Ergani'yi, Varto'yu, Silvan'ı falan ele geçirdiler. Diyarbakır'ı kuşattılar, beceremediler. Devlet refleks gösterdi. Muş'a yürüdüler. Ya orduyla çatıştılar. Elazığ'ı ele geçirdiler. Telgraf hatlarını kestiler. Ziraat Bankası şubelerini yağmaladılar. Jandarmaları öldürdüler. Öğretmenleri öldürdüler. Yeşil bayrak taşıyorlardı. İki ay sürdü. Tabi neticede yakalandı. İstiklal Mahkemesi tarafından idam mahkum edildi, asıldı. Yani şehit denilen Şeyh Said işte bu. Bunu tarihçiler zaten çok güzel anlattı bu dönem. O dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan Kürt kökenli milletvekilleri dahil onların tamamı Cumhuriyet'in yanındaydı. Tamamı Şeyh Said'in karşısında yer aldı. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şimdiki gibi Cumhuriyet karşıtı milletvekilleri yoktu. Şeyh Said'i şehit ilan eden, Şeyh Said'in acısına saygı duyuyoruz falan diyen milletvekili yoktu. Aradan 5 yıl geçti. 1930 yılı oldu. Mustafa Fehmi Girit'ten İzmir'e göç etmiş bir ailenin oğluydu. Bugünkü 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin nüvesini oluşturan İzmir Erkek Öğretmen Okulu'na gitmişti. Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden biriydi. Öylesine devrimci bir ruha sahipti ki soyadı kanunu çıkmadan te 6 yıl önce henüz öğrenciyken Kubilay soyadını almıştı. Kubilay. İzmir Menemen'de Astemen olarak vatani görevini yapıyordu. Derviş Mehmet denilen kökten dinci yobaz sarıklı cübbeli müritleriyle Manisa'dan Menemen'e geldi. Camiye girdiler. Sabah namazı kılan ahaliyi kışkırttılar. Yakalarına yapışarak din elden gidiyor. İmanımızı kurtarmaya geldik. Ne duruyorsunuz diye bağırdı. Minareye çıktı bu derviş Mehmet. Minareden havaya ateş açarak ah şeyi ahaliyi galeyana getirdi. Cahil cüelayı peşine takarak yeşil bayrakla hükümet konağına yürümeye başladılar. Kendisine katılmayanlara tehditler savuruyordu. Yeşil bayrak altında toplanmayanların kılıçtan geçireceğini söylüyordu. Hükümet meydanında topluca zikir çekmeye başladılar. Kubilay geldi. Karşılarına dikildi. Tabancayla ateş ettiler. Sağ koltuk altından vuruldu Kubilay. 3-5 adım atabildi, cami avlusuna girdi, cami avlusunda dizlerin üstüne yığıldı. 25 santimlik tester ağızlı bağ bıçağıyla kafasını gövdesinden ayırdılar Kubilay'ın. Kafasını kesti. Koparılmış kafasını saçlarından tutarak taşa vurdular. Sırığın ucuna takıp sokaklarda dolaştırdılar. Cumhuriyet bitmiştir işte kafirlerin sonu diye bağırıyorlardı. Sevinç çığlıkları atıyorlardı. O sırada müdahale etmeye çalışan kahraman bekçilerimiz vardı. Hasan ve Şevki Oracık'ta onları da şehit ettiler. Şeyh Said'den sonra Cumhuriyet'in karşılaştığı ikinci irtica kartışmasıydı. Bölgede sıkı yönetimi ilan edildi. Divanı harp kuruldu. 105 sanık yargılandı. 28 sanık idama mahkum edildi. Meclis onadı. Kubilay'ın kafasının kesildiği yerde sehpa kuruldu astılar. Aradan 13 yıl geçti. 1943 yılı oldu. İkinci Dünya Savaşı devam ediyordu. Lütfen herkes altını çizerek dinlesin. İkinci Dünya Savaşı devam ediyordu. İran sınırımız bugünkü Suriye sınırımız gibiydi. Yol geçen anıydı. Giren çıkan belli değildi. Gene böyle bir giriş çıkış sırasında Van Özalp'te. Van Özalp. 33 kaçakçı öldürüldü. Çatışma çıktı. Çatışmada vuruldular. Bu şekilde de rapor tutuldu. 5 yıl daha geçti, 1948 oldu. Çiçeği burnunda Demokrat Parti, kurulur kurulmaz, bismillah ilk işlerinden biri bu meseleyi meclise taşımak oldu. Van Özalp'te aslında çatışma olmadığını, 33 kaçakçının 3. Ordu Komutanı'nın emriyle kurşuna dizildiğini söylediler. Bu bir iddia. Peki bu iddia neydi? Bu iddiayla mecliste soruşturma açtırdılar. Bu iddianın kaynağı neydi? Yani Demokrat Parti'nin şahidi kimdi? İsmail Öza isminde biriydi. Kim o? Kaçakçı. Van cezaevinde mahkumdu o sırada. Meclise güya dilekçe yazmıştı. Aslında çatışma olmadığını, kaçakçıların kurşuna dizildiğini öne sürmüştü. Kardeşinin de kaçakçı olduğunu, bu olaydan kurtulup İran'a kaçtığını belirtiyordu. Kendisinin şahitliği karşılığında kardeşinin ve kendisinin affedilmesini talep ediyordu. Yani Demokrat Parti ailece kaçakçı olan hapisteki bir kaçakçının şahitliğiyle ordu komutanının tutuklanmasını istiyordu. Kaçakçı aslında tıpkı Balyoz Ergenekon davalarında olduğu gibi kendisini ve kardeşini kurtarmak için yalancı şahitlik yapıyor. Bir yıl daha geçti. 1949 yılı Demokrat Parti'nin hedefe koyduğu ordu komutanı tutuklandı. Peşindeler Demokrat'ı. Ama kısa süre sonra serbest bırakıldı. Bir yıl daha geçti. 1950 yıl oldu. Genel seçim yapıldı. Demokrat Parti iktidara geldi. Ya Bismillah ilk iş 1947 yılında emekli olan 69 yaşındaki ordu komutanının dosyasını gene açtırmak oldu. İdama mahkum ettirdiler. Demokrat Parti hükümetinin ilk işi. Bu ordu komutanı idama mahkum ettirdiler. Bir yıl daha geçti. 1951 Askeri yargıtay tartıştı, idam kararını bozdu. Yeniden yargılama kararı verdi. E, e, ordu komutanı da emekli zaten. 70 yaşına gelmişti. Ömrü vefat etmedi. Ya tutukluyken askeri hastanede vefat etti. Edirne Kapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Dava düştü. Demokrat Parti'nin hapisteki mahkumun şahitliğiyle katliamcı ilan edip idama mahkum ettirip Demir parmaklıklar ardında kahrından ölene kadar yakasını bırakmadı ordu komutanı kimdi biliyor musunuz? Menemen'de Kubilay'ın kafasını kesenleri idama mahkum eden Divanı Harp Başkanı Orgeneral Mustafa Muğlalı'ydı. Milli mücadele kahramanıydı. Kırmızı şeritli istiklal madalyası vardı. Menemen olayı yüzünden yobazların en nefret ettiği kişiydi. Aynı zamanda Şeyh Said'in bastırılması harekatında görev yapmıştı. Aynı zamanda Dersim harekatında da görev yapmıştı. Yani sadece yobazların değil, Demokrat Parti bünyesinde maalesef filizlenen bölücü unsurların da hedefindeydi. Yobaz bölücü koalisyonu intikam için fırsat buluyordu. Neticede başarmışlardı. Hapisteyken ölmesini sağlamışlardı. Aradan 36 yıl daha geçti. 1997 yılı oldu. Orgeneral Mustafa Muğla'nın itibarı iade edildi. Naaşı törenle devlet mezarlığına akledildi. Harp akademileri komutanlığının bahçesine de büstü dikildi. Aradan 7 yıl daha geçti. 2004 yılı oldu. Van Özalp'te Hudut Tabur Komutanlığı'nın bulunduğu kışlaya Mustafa Muğla'lı ismi verildi. İade-i itibar. Aradan 6 yıl daha geçti. 2010 yıl oldu. Bir taraftan Ergenekon balyoz iftiraları süreci başlatılmıştı. Bir taraftan açılım süreci başlatılmıştı. PKK tanık, TSK sanık yapılmıştı. Eş zamanlı olarak TSK imha edilirken PKK ile masaya oturulmuştu. Bugünkü DEM Parti gibi BDP vardı o zaman BDP o BDP'nin milletvekili Fatma Kurtulan fırsat bu fırsat dedi açılım vesilesiyle Mustafa Muğla'lı kışlasını meclis gündemine taşıdı. Bu kışlanın isminin derhal değiştirilmesini istedi. Tam o sırada ne oldu biliyor musunuz? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ydu. Van'da miting yaptı. Tam o sırada. Ve aynen şunları söyledi. Başbakan'dan rica ediyorum dedi. Hükümetsin, başbakansın. 33 köylünün kurşuna dizildiği yerde bunun ismini bu kışlaya verme, bu ismi değiştirin dedi. İstiram ediyoruz dedi. Buradan çağrı yapıyorum. Bakalım Recep Bey çağrımıza nasıl cevap verecek? İstiram ediyorum dedi ya. E Recep Bey'in de zaten canına minnetti. Kılıçdaroğlu'nun yeni CHP'si açılıma muhalefet etmiyordu. Aksine istiram ediyordu. Gollük pas veriyordu. Recep Bey de gereğini yaptı. Kışlan'ın ismi değiştirildi. Orgeneler Mustafa Muğlalı tabelası indirildi. Şehit Assubay Erkan Durukan kışlası yapıldı. Mustafa Muğlalı tabelası indirilince ne oldu biliyor musunuz? PKK o askeri kışlanın önündeki caddede resmi geçit yaptı. Kobani'de öldürülmüştü biri, onun cenazesi Van Özalp'e getirildi. PKK bayrakları açtılar, APO posterleri açtılar, ilçe merkezinden yürüyüş yaptılar. O kışlanın önünden törenle geçtiler, törenle. Resmi geçit. Cumhuriyet tarihinde bir ilkti. Açılım zarar görmesin diye müdahale etmediler. Asker böyle çaresizce seyretti. Aslında bu resmi geçidin neden orada yapıldığını elbette herkes biliyordu. Mustafa Muğla'lı taberasını indirenler siyasi zaferleri taçlandırmıştı. Menemen'de Kubilay'ın şehit edilmesiyle başlayan bu topraklara ekilen karşı devrim tohumlarını bağ bıçaklı kravatlı yobazları Şeyh Said'i manevi torunlarını devrimin yuvasına yerleşen guguk kuşlarını, dahili betahları, gaflet, dalalet hatta hıyaneti içinde barındıran hazin bir öyküydü. Ve şimdi bakıyoruz. AKP Şeyh Said Bulvarı yaptırıyor. Hüdapar ve Dem Parti şehit ilan ediyor. CHP Genel Başkanı da Şeyh Said'in acısına ve hatırasına saygı duyuyor. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde ülkenin sürüklendiği nokta işte bu. Şu son çizimde işte bu yüzden ben kariyerimi ortaya koyarak meslek hayatımı bitirme pahasına aykırdım, uyarmaya çalıştım. Guguk kuşu yumurtalarının ve güya muhalif görünen sözleşmeli medyanın vebali gerçekten çok büyüktür. Sadece kalemlerini satmakla kalmadılar. Şahsi ikballeri için ülkeyi de sattılar. Şu son günlerde yaşanan CHP-İYİ Parti itiş kakışına da aslında bu açıdan bakmak gerekir. CHP'den yana görünenlerin tıpkı son seçimde yaptıkları gibi kazanmak için değil, kaybetmek için çabaları sürüyor. Bütün partilerin belediye başkanları böyle ülke çapında netleşsin. Bu konuyu bütün çıplaklığıyla anlatacağım. İYİ Parti ile CHP'nin aslında neden kopartıldığını anlatacağım. Bugünlük bu kadar. Biraz uzun oldu ama ayağınız alışsın ilk gün. Yeni adresimize tekrar hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Abone olanlar arasında çekiliş yapacağım. Annesinin evinde oturan dört taleli izleyicime Merkez Bankası Başkanı Hafize Hanım'ın kapıcısı Sadık abiden borsa diyorlar. Yarın sabah görüşmek üzere. Eyvallah.